Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Elimde Tecno Pova 6 var. Özellikle oyuncu telefonu olarak düşündüğümüz bu cihaz fiyat performans noktasında da iddialı bir durumda. Şimdiye kadar incelemesini birçok şeyini yaptık. Hatta aslında oyun da oynamıştık ama bu sefer dedim bunu birazcık genişletelim. Oyun performansını güzelce görelim. Çünkü Dimensity 6080 bulunuyor bunda. Dimensity 6080'i biraz zorlayalım istedim. Ve Free Fire ki zaten kutusunda da görünüyor Free Fire, PUBG Mobile, Diablo Immortal, bir de Genshin Impact'le beraber böyle gitgide yükselen, gitgide zorlaştıran bir şey de yapacağız. %100 şarjla başlayacağım ve %100 şarjla başladıktan sonra oyun süresini 15'er dakikalık, yani oyunun açılma falan süresini dahil etmeden 15'er dakikalık oyun performansı ile bir 1 saatlik oyun oynamak istiyorum. Hem bu güzel geniş ekranında hem 6000 mAh bataryasının 1 saat boyunca oyun oynadığınızda ki hani seviyeleri farklı bir şekilde oyun oynadığınızda ne kadar düştüğünü, bir de tabii ki klasiktir ısınma değerlerine göz atmak istiyorum. Telefonla ilgili detayları daha fazla öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki inceleme linkine gidebilirsiniz. Ama ben lafı fazla uzatmayayım. Tepe açımıza geçelim ve özellikle bu telefonun oyun noktasında neler yaptığına gelin beraber bakalım. Evet, tepe açımıza geldik ve kutusuyla beraber Pova 6 Pro da burada bulunuyor. 12 artı 12 GB RAM geliştirme ile toplamda 24 GB RAM, 256 GB depolama alanımız var. Ve bu telefonun neler sunduğunu da buradan da zaten yeşil rengini görebiliyorsunuz. Bizdeki gri versiyonu, Meteor grisi versiyonu. Şurada da hadi kutusunda HiRes Audio ve HiRes Audio Wireless desteklerinin olduğunu söyleyelim. Bütün detaylarını da aslında burada görebiliyorsunuz. Dimensity 6080'in neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Ben buraya 4 tane oyun ekledim arkadaşlar. Çok hafif bir parlaklığını uyarlanabilirden alıp kısalım ki şöyle rahat rahat görün. Free Fire. Zaten hani Free Fire desteği de var biliyorsunuz. PUBG Mobile klasiktir. Sonra Diablo Immortal'la birazcık sınırlarını zorlayalım istiyorum. Sonra da Genshin Impact'le beraber de en zorlu haline geçmiş oluruz. Ve böylece önemli bir şekilde kendimiz test etmiş oluruz. Ve tabii ki HiRes Audio ile de sesini de birazdan göreceğiz. Ben şöyle Free Fire ile başlatıyorum. 15'er dakikalık süreyi oyuna girdikten sonra yapacağım bu arada. Öyle daha güzel olur. Çünkü burada geçirdiğimiz sürenin çok büyük önemi olmaz. %100 şarj ile başladık. Hadi oyuna girmeden bir sıcaklığımıza da bakalım. Şu an 27.3 müydü en yüksek? 27.2 olarak düşünelim. Free Fire'ın Türkçe desteği de var. Şimdi burada Battle Royale ekip çarpışması. Ekip çarpışması olsun ya. Deneyelim bir de. Şöyle başlatıyorum. Bu arada başlattığımda grafikleri de göstereyim. Ultra'da yüksek, gölgeler açık. Klasik ayarlarda yüksek FPS ayarımızda açık bir şekilde bulunuyor. Zaten bu telefon bunu rahatlıkla destekleyebiliyor. Şöyle biraz ses vereyim. Bu arada o yine beklerken, yer ayarlarken buradaki özelliklerden bahsedeyim. Burada High Boost'la beraber örneğin ekran kaydı, ekran kaydını alma, bellek temizleme, performans ayarı yapabiliyoruz. Şu anda 76 FPS'teymiş mesela. 63 araya girince 30'a çekiyor. Hızlı erişim araçlarında ekran dışı oyun, oyunu kitleme, dokuma duyarlılığı vesaire ayarı yapabiliyoruz. Parazit önleme var. Toplu gösterim bunu mesela. Bildirimleri gizli diyelim. Bildirim gelmesin en azından. Gameplay'de de grafik geliştirme hikayelerini yapabiliyoruz. Şimdi ben şuradan süremi de bu arada başlattım. Zaten özellikle PUBG'den alışkın olanlar varsa bu arada galiba karakterler galiba bu şeyi ilk defa oynadım diye basit şeyleri yolladılar ama çok da dert değil. Neyse en azından sınırını görmüş oluyoruz. Bu çok basit oldu be. Bu iyi olunca tamam, beni de MVP seçecek zaten. Şimdi bir daha yapalım ki daha şey olsun. Bir daha giriyoruz, bu sefer şeydir. İyi, bunu da en azından resimler de var. Parlaklıklarını çok az açayım mı size? Ace yaptık. Şu an çok hafif bir ısınma hissediyorum. 10 dakikaya yaklaşıyoruz.
Hadi başka bir şeye de bakalım. Koca kafa diye bir şey varmış. Bu arada 90 FPS'e rahat rahat çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi işlemcinin %54'ünü, grafiğin %30'unu kullanıyoruz bunda. Evet, koca kafalıyız şu anda. Bu arada 15 dakika olmuş. Ben bundan çıkayım. Çıktık. Şimdi oyunun kendisini de kapatıyorum. Gelin bir sıcaklığımıza bakalım. 41.8, 42, 42.2, 42.3, 42.3. %97. Sadece %3 inmiş. Hemen PUBG'mize geçelim. Sorunsuzca oynadık gördüğünüz gibi. Şimdi de PUBG'de bakalım. Zaten telefonu biraz böyle ısındırıp hareketlendirmişken şimdi ikinci seviyemize geçiyoruz. Dönüş şeylerini alalım. Burada rütbesiz, arena, takımlı, ölüm maçı, hatta silah oyunu olsun hadi. Bu arada tabi buradaki ayarları da göstermek lazım sizlere. Akıcı da aşırı, HD de aşırı yüksek, HDR de aşırı yüksek oynayabiliyoruz. Ben önce bir akıcı aşırı oynayacağım ki daha şey olsun, hani FPS kısmını falan filan rahat rahat görelim. Sonrasında da yükseğe alırız. Gördüğünüz gibi 60 FPS'te oynayabiliyoruz. Çok sağlam ses çıkıyor. Aldık. Ablamız MVP de oldu. Beklediğim kadar iyi olamadım. Şimdi ikincisini de deneyelim. Bu arada ses gerçekten çok temiz. Hani onu söyleyeyim. Ben yine bizimkilerde 3. sırada kalmışım. Şimdi devam diyeceğim, çıkacağım. Az bir süremiz kalmış ama en azından PUBG için. Ama bir tur atalım hadi. Bir el daha hani şey bitmeden çıkacağım. Şöyle bir sıcaklığa bakayım oyun sırasında. İyi, çünkü eksi 42.3 aynen. 42.4, 42.5. Maksimum da bu kadar. Yani sınıra dayandı. 60 FPS oynuyorduk. Şimdi gelelim Diablo'muza. Bataryamıza bakalım. %93. Neredeyse hiç kaybetmemiş. Tabii ki burada bu devasa bataryamızın da avantajı var. 5000'likler gibi değil bu arkadaşımızda. O geniş 6000 mAh'in avantajını da burada görüyoruz. Daha bir şey kaybetmeden kullanabiliyoruz. Şimdi güncelleme gelmiş ufak. Şimdi hemen bunda da ayarımıza bakarız. Dimensity 6080'in bizlere neler sunduğunu görürüz. Şimdi gelin ayarlardan şeylerimize bakalım. Ekran, grafik. 60 FPS'e çekiyorum. Kullanamıyormuşuz. Yüksek var mı? Desteklemiyor. Bunda tabii ki daha yüksek olduğu için evet, düşük ayarlarda oynayabiliyoruz. Okey. Şunu da süremi başlatayım, oyunu başladık diye. Burada gelen ödülleri falan da alalım da. Yalnız oynamaya unuttum ben bunu. Bayağı şey birikmiş yalnız ya. Bir yere girdik ama en azından oyunu zorlamaya devam ediyoruz. Bir tane dungeon'a girdik anladığım kadarıyla. Okey, hadi kapışalım. Bu arada ısının artık iyice dengesi oluştu. Yani ben hiç ısı hissetmiyorum, onu söyleyeyim. Yutulmuş kuleye girsem mi? Ama 15 dakikamız olmuş, o yüzden burada bırakıyorum. 40.7. 40.7 bizim için yeterli. %90'a inmişiz. Yine bir şey kaybetmemişiz. Son olarak Genshin'le beraber işin cılkını çıkartalım. Evet. Böyle de çok az parlaklık. Açacağım. Ben bu oyunu hep test için böyle oynuyorum. Ama bir türlü çözemedim.
10 dakika oldu. Tamamdır. Bunun da süresi yeterli oldu. Şimdi kapatıyorum. %86'ya indik. O kadar yaklaşık 1 saati aşkın süredir oyun oynadık. 43'ün de üstünü aşmadı. Gördüğünüz gibi Free Fire, PUBG Mobile, Immortal, Genshin Impact gibi birçok oyunu oynamamıza rağmen telefon bana mısın demedi. Bazılarında daha yüksek FPS, bazılarında düşük ayarda oynadık ama sorunsuzca oyun deneyimimizi sağlamış olduk. Yani benim özellikle fiyat performans bir oyun telefonu olarak nitelendirdiğim POVA 6 Pro 5G'de Dimensity 6080 ile beraber bize bu performansı güzelce sağlayabiliyor. Gerçekten oyun keyfi de fazlasıyla iyiymiş diye düşünüyorum. Sizler de tabii ki düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın. Bunun dışında merak ettiğiniz bir oyun varsa yorumlar bölümüne yazın. Eğer test edebilirsek test eder. Bunda da şöyle oynatıyor, böyle oynatıyor diye sizlere söylemiş oluruz diyelim. Başka bir telefonla istediğiniz böyle bir şey varsa da her zaman olduğu gibi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir oyun performans testimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.